Yani Tevrat'taki peygamberlere bakıyorlar ya da daha doğrusu önemli rollere sahip olan insanlara bakıyorlar ve Tevrat'a göre Tanrı'yla bir kere dahi olsun konuşmuş olduğu söylenen tüm karakterleri İslam'da peygamber olarak ilan ediyorlar. Ha, o da var. Mesela, e, Kral Davut mesela. Hı -hı. Şimdi Tanrı'nın o kralla da konuştuğu iddia ediliyor. O yüzden e, Davut'u peygamber olarak görüyorlar. İşte onun oğlu Kral Süleyman'ı da işte peygamber olarak görüyorlar. Hı hı. Ama Musevilik'te onları peygamber olarak değil, hani ona e, Hazreti Davut ya da Peygamber Süleyman demiyorlar. Kral Davut, Kral Süleyman diyorlar. Ha kime peygamber diyorlar? Kainlere bile değil. O e, Tanrı'yla konuşma ve haberleşme konusunda yetkili olan o kişiye, yani e, bu konudaki görevli olan en üst kişiye peygamber deniliyor.